Mutlu akşamlar diliyoruz sayın seyirciler. BRT Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu ana haber bülteniyle karşınızdayız. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Sayın seyirciler, bugün Ramazan Bayramı'nın ikinci günü. Bayramın ilk gününde hafif yaralanmalarla sonuçlanan trafik kazalarının dışında ciddi bir olay yaşanmadı. Belediyeler ve polisin vatandaşların bayramı sorunsuz geçirmesi için aldığı tedbirler ise bugün ve yarın da devam ediyor. Şeker Bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı ikinci gününü ülke genelinde huzur içinde devam ediyor. Bayramın ilk gününde meydana gelen ve yaralanmayla sonuçlanan birkaç trafik kazasının dışında önemli bir olay yaşanmadı. Dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, sevgi, saygı, hoşgörü, kardeşlik gibi manevi duyguların yoğunlukla yaşandığı bayramda dün olduğu gibi bugün de vatandaşlar aile, eş dost ziyaretlerini sürdürüyor. Deprem felaketi ve yaşanan kayıplar nedeniyle buruk karşılanan bayramda vatandaşlar her bayram olduğu gibi bu bayramda da vefat eden yakınları unutmadı. Vatandaşlar vefat eden sevdiklerini kabirlerinde ziyaret ediyor. Bu arada Polis Genel Müdürlüğü Ramazan Bayramı'nı halkın huzur ve güven ortamı içinde idrak edebilmesi için görev ve sorumluluklarının gerektirdiği tüm emniyet tedbirlerini ilk gün olduğu gibi bayramın ikinci gününde de sürdürüyor. Bayram boyunca vatandaşlar şikayetlerini ve yardım taleplerini 155 polis imdat, 199 itfaiye, 156 alo narkotik ve diğer telefon hatlarından kesintisiz 24 saat polise iletebilecek. Öte yandan belediyeler de halkın bayramı huzur içinde geçirmesi ve hizmetlerin aksamaması için gerekli tüm önlemlerini sürdürüyor. Merkezi cezaevinde Ramazan Bayramı nedeniyle mahkumlar aileleriyle açık görüş yapıyor. Cezaevinde 24 Nisan Pazartesi gününe kadar 9 ila 12 ve 13 ila 16 saatleri arasında iki periyot halinde açık görüş gerçekleştirilecek. Lefkoşa Fuar Alanı'nda da bayram süresince bayram yeri kuruldu. Sayın seyirciler, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bayramın ikinci gününde eşi Zehrin Üstel'le ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek partilileri ve vatandaşlarla bayramlaştı. Başbakan ziyaretleri sırasında ülke gündeminin üst sıralarında yer alan konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Milletvekilliği ara seçim tarihi, Ulusal Birlik Partisi'nin ara seçimdeki adayını belirleme süreci, Türkiye ile imzalanan mali protokol ve hükümetin enerji politikalarına ilişkin dikkat çekici açıklamalar yapan Başbakan Üstel, 25 Haziran'da yapılması öngörülen ara seçim öncesinde karma oyu ortadan kaldıracak yasal düzenlemeyi geçirmeyi hedeflediklerini söyledi. Partisinin ara seçim için deneyimli iş adamı Ali Başman'ın parti yetkili organlarına tek aday olarak önerileceğini kaydeden Üstel, 60 günlük seçim takviminin de kısaltılmasının mümkün olduğunu anımsattı. Türkiye ile imzalanan protokol sayesinde kabloyla elektrik konusuna da start verildiğini ifade eden Üstel, bu sayede güneş enerjisinin daha çok kullanılır olacağını ve Türkiye'ye elektrik satar noktaya gelineceğini belirtti. İşte detaylar. Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, eşi Zehrin Üstel ile ilçe merkezlerine bayram ziyareti gerçekleştirdi. Başbakan Üstel ziyaretleri çerçevesinde partisinin ilçe binalarında partilileri ve halkla bayramlaştı. Bayramlaşma etkinliğine Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, bazı partili bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başbakan Ünal Üstel ilk durağı olan Gazi Mausa'da milletvekilliği ara seçimi konusunda açıklamalarda bulundu. Bir milletvekilimiz Cumhuriyet Meclisimizden ayrıldı. Ve bir sandalye boşluğumuz oluştu. Anayasamız gereği bunu bu Haziran'da yapmamız gerekir. Ve bu sene kısmetse Haziran ayında, Haziran'ın 25'inde bu bir milletvekili ara seçimimizi yapacağız. 60 günlük seçim yasağı süresinin kısaltılması için yasa çıkarılması yönünde çalışma başlatılacağını söyleyen Üstel, ardından da ara seçim için start verileceğini kaydetti. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel ile heyetinin ikinci durağı İskele ilçesi oldu.
Üstel burada Türkiye ile imzalanan mali işbirliği protokolünü ve enerji politikaları konusunda mesajlar verdi. Su projesi, asrın projesi. 2010'da başladık. Geldiler, gittiler. Şimdi bizden çok sahiplenmeye çalışırlar. Biz ülkemiz için yine uğraşacağız, yine çalışacağız. Ve şimdi de enerji. Enerjide de dev bir adım atıyoruz. Ve anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti'nden kabloyla elektriği getirmek için istartımızı verdik. Söz konusu sistemle güneş enerjisinden daha fazla yararlanılacağını ve elektrik maliyetlerinin de düşeceğini aktaran Başbakan Üstel, güneş enerji sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ileride aynı kabloyla Türkiye'ye elektrik enerjisi satılabileceğini belirtti. Üstel ve beraberindeki heyet Girne'de de partilileri ve halkla bayramlaştı. Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, Girne'de partisinin ara seçimdeki adayı konusunda açıklık getirdi. Ulusal Birlik Partisi'nin Haziran'da yapılacak olan ara seçimde milletvekili sayısını 25'e çıkarmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Üstel, partililerden ara seçim için birlik beraberlik içinde çalışmalarını istedi. Önümüzdeki hafta çarşamba günü Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ara seçim ve aday belirleme konusunun ele alınacağını dile getiren Üstel, Merkezi Yönetim Kurulu'na bir aday önereceklerini söyledi. Şu ana kadar hiçbir sıkıntımız yok. İş adamı, deneyimli, Ulusal Birlik Partili Ali Başman kardeşim. Bizim önerimize evet dedi ama bunu yetkili organlarla toplantı yaptıktan sonra yetkili organlardan da bunun kararını çıkarıp kamuoyuyla bunu paylaşacağız. Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Üstel ve heyeti ilçe merkezlerine gerçekleştirdiği bayram ziyaretleri çerçevesinde Lefke ve Güzelyurt'ta da partilileri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Her iki ilçede de bayram tebriklerini Ulusal Birlik Partisi ilçe merkezlerinde kabul eden Üstel, belediyeler reformu ve sonuçlarına ilişkinde açıklamalarda bulundu. Kıyametler koptu, yılmadık, dik durduk, belediyeler reformunu yaptık. Mahmut Başkanımız buradadır. Güzelyurt'un efsane başkanı. Bu reformu yaptık. Bütün belediyeler derin bir nefes aldı. Ve muhalefetin belediyeleri de şimdi iyi ki yaptınız diyor. Başbakan Üstel, Güzelyurt'la beldelere yönelik bayram ziyaretlerini tamamlamış oldu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Murat Ağa Atlılar Sandallar Şehitliğini ziyaret etti sayın seyirciler. Cumhurbaşkanı daha sonra şehit ailelerini de evlerinde ziyaret ederek bir kez daha acılarını paylaştı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bayram ziyaretleri kapsamında Murat Ağa Atlılar Sandallar Şehitliğini ziyaret etti. Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü'nün çok acılar çektiğini, şehitler verdiğini ancak Murat Ağa, sandallar ve atlılarda yaşananların bambaşka bir olay olduğunu söyledi. Çocuk, kadın ve yaşlıların katledilerek toplu halde gömüldüklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bu olayların unutulmasının mümkün olmadığını, unutturulmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, şehitliklerin ardından şehit ailelerinin evlerini ziyaret etti. Tatar, Mücahit Ali Gencer ve Mücahit Halit Bertunç'a Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinde verdikleri hizmetlerden dolayı Milli Mücadele Madalyası takdiminde bulundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünkü aşamaya gelmesinde büyük katkıları bulunan mücahitlerin her zaman yanında olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gösterdikleri cesaret ve kahramanlıklardan dolayı kendilerine teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Tatar'a ziyaretlerinde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da eşlik etti. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop telefon görüşmesinde karşılıklı bayram tebriğinde bulundu.
Meclisten yapılan yazılı açıklamaya göre töre görüşmede Kıbrıs Türk halkının selamlarını ileterek Şentop'un bayramını kutladı ve bayramın hayırlara vesile olmasını diledi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da başkan töre ve nezdinde Cumhuriyet Meclisi'ne mensup milletvekillerinin ve Kıbrıs Türk halkının bayramını kutladı. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Bakü TV'ye Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu. Kıbrıs Türk halkının adada vahşetin her türlüsünü yaşadıklarını ancak teslim olmadığını kaydeden Bakan Ertuğruloğlu, ana vatan Türkiye'nin desteğiyle çok onurlu bir mücadele verdiklerini vurguladı. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde belgesel çekimleri yapan Bakü TV'ye Kıbrıs konusunda açıklamalar yaptı. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kıbrıs konusunun dünü, bugünü, Azerbaycan'la ilişkiler, Türk Devletler Teşkilatı'na gözlemci üyelik konularında kapsamlı değerlendirmeler yapan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, Kıbrıs sorununun bir statü sorunu olduğunu anlattı. Avrupa'nın ortasında Bosna Hersek'in yaşadığı zulmü Kıbrıs Türklerinin yıllar önce yaşadığını anlatan Ertuğruloğlu, vahşetin her türlüsünü yaşadık, teslim olmadık, boyun eğmedik. Anavatan Türkiye'nin de desteğiyle çok onurlu bir mücadele vermekteyiz, dedi. Sayın seyirciler, baş dönmesi ve denge kaybı nedeniyle dün Yakın Doğu Hastanesi'ne başvuran Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu'nun tedavisi devam ediyor. Gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından müşahede altına alınan Bakan Taçoğlu'nun sağlığında endişe edilecek bir durum bulunmadığı ancak bir süre daha hastanede kontrol altında tutulacağı belirtildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoğlu'nun Yakın Doğu Hastanesi'ndeki tedavisi devam ediyor. Dün sabah saatlerinde bayram namazı sonrasında baş dönmesi ve halsizlik yaşayan Hasan Taçoğlu, kendisini iyi hissetmediğini belirtmesi üzerine eşi tarafından derhal Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Burada sağlık görevlileri tarafından kontrol altına alınan Taçoğlu, ilk müdahalenin ardından gerekli tetkiklerin yapılabilmesi için müşahede altına alındı. Bakan Taçoğlu'nun sağlık durumunda endişe edilecek bir durum olmadığı belirtilirken, ileri tetkikler için kısa bir süre daha hastanede kalacağı ifade edildi. Doktor Nurhak Demir'in kontrolünde tedavisi devam eden Taçoğlu'nun yorgunluk ve strese bağlı baş dönmesi ve denge kaybı yaşadığı kaydedildi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı yarın Türkiye ile birlikte ülkemizde de kutlanacak. Kutlamalar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun BRT'den yapacağı konuşmayla başlayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye ile birlikte Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Bayram nedeniyle pazartesi, salı, çarşamba günü düzenlenen etkinliklerin ardından Ramazan Bayramı'nın son gününe denk gelen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı okullarda ve ilçelerde gerçekleştirilecek etkinlikler ve törenlerle kutlanacak. Kutlamalar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun saat 08'de BRT'den yapacağı konuşmayla başlayacak. Lefkoşa Atatürk Anıtı önünde saat 09'da gerçekleştirilecek törene Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da katılarak bir konuşma yapacak. Gazi Mausa'da yapımı tamamlanan Yon Paşmet'in Derinel Lisesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda düzenlenecek törenle saat 12'de açılacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Bayramı nedeniyle bölgelerde de törenler düzenlenecek. Girne'de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören saat 08.40'da başlayacak. Saat 09.30'da ise 20 Temmuz Stadyumu'nda tören düzenlenecek. Gazi Mausa'daki tören Zafer Anıtı önünde yapılacak. Tören saat 08.30'da başlayacak. Güzelyurt'taki tören Atatürk Anıtı önünde yer alacak ve saat 09.00'da başlayacak. İskele'de Atatürk Anıtı önünde yapılacak tören ise saat 10.00'da başlayacak. Lefke'de ise saat 09.00'da yer alacak kortej yürüyüşüyle başlayacak etkinlikler çerçevesinde Atatürk Anıtı önünde tören yapılacak. TCG Meltem P-334 hücum botu yarın Gazi Mausa Limanı'nda halkın ziyaretine açılıyor.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı muharip unsurlarından TCG Meltem P-334 hücum botu Gazi Mausa Limanı'na ziyaret gerçekleştirecek. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'ndan verilen bilgiye göre TCG Meltem P-334 hücum botu yarın 10-12 ve 14-17 saatleri arasında Gazi Mausa Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak. Ve sayın seyirciler, şimdi de ana haber bültenimize dış gelişmelerle devam edeceğiz. Sudan ordusu çatıştığı paramiliter hızlı destek kuvvetlerinin başkent Hartum'daki isyan noktalarının kademeli olarak temizlenmesi aşamasına geçildiğini duyurdu. Sudan'da orduyla hızlı destek kuvvetleri arasında çatışmalar bir haftayı geride bıraktı. Çatışmalar nedeniyle bazı camiler açılmadı, bazılarında ise bayram namazında ve cuma namazında saflar boş kaldı. Bazı bölgelerde ise insanlar namazlarını cami avlularında kıldı. Hızlı destek kuvvetleri bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik insani ateşkes uygulayacaklarını açıklamış, orduda akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu. Ordudan daha sonra yapılan açıklamada ise hızlı destek kuvvetlerinin ateşkes ilan ettikten sonra farklı bölgelerde yaptığı tüm ihlallere rağmen vatandaşların sıkıntılarını hafifletmek için insani ateşkese bağlı kalacağız. Kararlılık ve meydan okuma aşamasındayız. Başkent Hartum'daki isyancı grupların bulundukları bölgelerde kademeli olarak taranması ve temizlenmesi aşamasına geçtik ifadesi kullanıldı. Bayramın ilk günü oldukça erken saatlerde başlayan çatışmalar akşam saatlerinde yerini sükunete bıraktı. Bu arada Dünya Sağlık Örgütü ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da başlayan çatışmalarda 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 3551 kişinin de yaralandığını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenecek NATO zirvesine katılacağını duyurdu. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde ABD'nin ev sahipliğinde yapılan Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasından sonra dün ilk kez Ukrayna'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Stoltenberg, Zelenski ile görüşmesinde Ukrayna'ya sonuna kadar destek verecekleri mesajını ilettiğini aktardı. Stoltenberg, Devlet Başkanı Zelenski ile ayrıca Temmuz'da Vilnius'ta yapılacak NATO zirvesinin hazırlıklarını görüştük. Kendisini zirve toplantısına davet ettim. Davetimi kabul ettiği ve zirveye katılacağı için mutluluk duyuyorum, dedi. NATO ülkelerinin 2008'deki Bükreş zirvesinde Ukrayna'nın gelecekte NATO üyesi olmasına karar verdiğini hatırlatan Stoltenberg, Zelenski ile Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesini ve güvenlik garantilerini de görüştüğünü söyledi. Stoltenberg, günün birinde bu savaş bittiğinde tarihin tekerrür etmemesini, Rusya'nın yeniden Ukrayna'ya savaş açmamasını, Avrupa güvenliğini parçalamamasını sağlamalıyız. Bu nedenle bir güvenlik çerçevesini tartışmalıyız, diye konuştu. Dünkü Kiev ziyaretinde Ukrayna'nın haklı yerin NATO'dur mesajı verdiğini hatırlatan Stoltenberg, Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak varlığını sürdürmesi, bunun için de NATO'nun desteğini devam ettirmesi gerektiğini vurguladı. Londra'da binlerce kişi iklim değişikliği ve çevre konularına dikkati çekmek için İngiltere Parlamentosu önünde ve çevresindeki sokaklarda gösteri yaptı. Gece de devam eden eylemlerin pazartesi gününe kadar süreceği açıklandı. Extinction Rebellion, yok oluş isyanı, İksar isimli örgütün toplanma çağrısı üzerine binlerce kişi sabah saatlerinden itibaren parlamentonun önünde toplanmaya başladı. Örgütün internet sitesindeki sayaca göre 30 binden fazla kişinin katıldığı eyleme onlarca çevre örgütü de standlar kurarak destek verdi.
parlamento önündeki Abington Caddesi, Milbank Caddesi ve Great Pater Sokağı'nı kapatan göstericiler dünyayı kurtarmak için geç değil. B gezegeni yok. İklim hareketi olmazsa hepimiz kaybederiz ve suyu temiz, gezegeni yeşil tut pankartları taşıyarak sloganlar attı. Yok oluş isyanından yapılan açıklamaya göre 4 gün sürecek eylemlerde 50 bini aşkın gösterici parlamento etrafında toplanacak ve eylemler gece dahi devam edecek. Eylemin organizatörlerinden Huck Brasher, binlerce kişinin katılacağı pazar günkü 43. Londra Maratonu'nu etkilemeyecek şekilde barışçıl bir eylem yapacaklarını ifade etti. Çevre iklim konularındaki sorunların dile getirileceği ve gösterilerin yapılacağı eylemler pazartesiye kadar devam edecek. Ekonomik olarak sıkıntılı bir süreçten geçen İngiltere'nin kredi notuna ilişkin bir haberle devam ediyoruz sayın seyirciler. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's İngiltere'nin kredi notu görünümünü negatiften durağına çevirdi. Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard & Poor's'tan yapılan açıklamada İngiltere'nin kredi notunun teyit, not görünümünün ise revize edildiği belirtildi. Açıklamada İngiltere'nin kredi notunun AA, A-1 artı olarak teyit edildiği, not görünümünün ise negatiften durağına çevrildiği aktarıldı. İngiltere ekonomisinin bu yıl ılımlı bir şekilde daralmasının beklendiği belirtilen açıklamada ancak kısa vadeli aşağı yönlü ekonomik risklerin azaldığına inanıldığı kaydedildi. Açıklamada bununla birlikte orta vadeli büyümenin tarihsel ortalamaların altında olacağını tahmin ediyoruz değerlendirmesinde bulunuldu. İngiltere hükümetinin Eylül 2022'de teklif edilen finanse edilmeyen bütçe önlemlerinin çoğundan vazgeçme kararının ülke için mali görünümü desteklediğine dikkat çekilen açıklamada, ayrıca başta doğalgaz olmak üzere enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle hükümetin enerji destek programının tahmin edilenden önemli ölçüde daha az maliyetli olduğu aktarıldı. Açıklamada İngiltere ekonomisinin bu yıl %0.5 daralmasının gelecek 3 yılda ise sırasıyla %1.5, %1.8 ve %1.6 büyümesinin beklendiği kaydedildi. Ve devam ediyoruz. Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü Güzel Yurt'a konuk oldu. Sevilen sanatçı Kıbrıs kültürünü tanıtmak amacıyla TRT Müzik için hazırlayıp sunduğu Anadolu'dan Geldik programının çekimlerinde Kıbrıslı sanatçıları ağırladı. Türkiye'nin sevilen sanatçılarından Sümer Ezgü, TRT Müzik için hazırlayıp sunduğu Anadolu'dan Geldik programının çekimleri için Güzel Yurt'taydı. Yaptığı program çerçevesinde Anadolu'nun otantik müziklerine yer veren sanatçı, Güzel Yurt'taki çekimlerinde Kıbrıslı sanatçıları ağırladı. Çalgıcılarımız, müzisyenlerimiz içeride devam edelim. Kıbrıs kültürünün tanıtılması, yaşatılması ve kültürel zenginliğin paylaşılmasını hedefleyen programın 3 bölümünün çekimleri Güzel Yurt Belediyesi Kültür Evi'nde yapıldı. Bu arada Güzel Yurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar tarafından karşılanan sanatçı BRT'ye açıklamalarda bulundu. Ezgü yaptığı program çerçevesinde Anadolu'nun otantik müziklerini tanıttığını kaydederek Kıbrıs'ın da Anadolu'dan kopuk olmadığını, buranın yerel kültürünün tanıtılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Buranın bir kendi yaşamı, kendi kültürü, türküleri, dansları, folklorik özellikleri var. Bunların ön plana çıkmasında ve yaşamasında bir ulusun bir arada olma, birlikte yaşama sevinci açısından önemi çok büyük. İşte düğünlerimizde, eğlencelerimizde, günlük yaşamımızda eğer bizi birlikte tutabilecek değerlerimiz olursa biz daha güçlü, daha mutlu oluyoruz. O açıdan Kıbrıs'ın kültürel açıdan bayağı da bir şeyi olduğunu, arkadaşlarım var çünkü kaynağı olduğunu biliyorum. Ve bu konuda hizmet eden arkadaşlarımızın desteklenmesini de çok arzu ediyorum. Biz de işte Türkiye'den gelip Türkiye'nin selamlarıyla, Anadolu'nun selamlarıyla buraya nasıl bir katkı sağlayabiliriz, nasıl bütünleşebiliriz?
Onun için buradayız. Kıbrıs'ın kendine has yaşamı, kültürü, türküleri, dansları, folklorik özellikleri bulunduğunun altını çizen Ezgü, bu değerlerin ön plana çıkmasının bir ulusun bir arada yaşama ve birlikte olmasına katkı koyduğunu ifade etti. Ezgü, Kıbrıs'ta müzikal açıdan da ortak projeler geliştirilebileceğine dikkat çekerek bu tür işbirliği çalışmalarını yapmaya hazır olduğunu belirtti. Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da böyle bir programın Kıbrıs Türk kültürüne verilen değer açısından çok kıymetli olduğunu kaydederek Güzelyurt'un kültürel çalışmalara ve etkinliklere değer veren bir kent olduğunu vurguladı. Uzun yıllar ilgili programı, Anadolu'nun geldik programını TRT ekranlarında izliyoruz. Niye Kıbrıs noktasında da olmasın düşüncesiyle böyle bir programın, Sümer kardeşimizin de böyle bir olay karşısında gösterdiği hassasiyet, Kıbrıs Türk kültürüne verdiği değeri yansıtmalarını yansıtma açısından yaptığı projeyi burada da zenginleştirmek adına bizler katkı koymaya çalışıyoruz. Güzel yurt, güzel bir kent. Ülkemizin yeşiliyle, turuncusuyla buluştuğu bir merkez. Narincesiyle tanıtımına katkı sağlayan bir kent. Bunun yanında da şunu söylüyorum, kültür zenginliği de olan bir kent. Kültürümüze dayalı çalışmaları bu kentte varlığını idame ettirme açısından da yarattığımız bir değer. Bu değere ortaya koymak, bizim dışımızda, ülkemizin dışında da bizi izleme şansı bulan soydaşlarımızı, insanımıza da bugün buranın zenginliğini hissettirebilmek açısından bu proje bizim için çok önemli. Tüm ekibe yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü Güzelyurt'u seçtikleri için, Güzelyurt'ta böyle bir projenin hakim kılınmasına gösterdiği katkı dolayısıyla yürekten teşekkür ediyoruz. Hobi olarak başladı ancak şimdilerde ailesini geçindirecek kadar para kazandığı bir işe dönüştü. Sipahi köyünde sakin Ayşe Bulut, yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak başladığı sevda çiçeği yetiştiriciliğinde çiçeğin her rengiyle eşsiz güzellikleri müşterileriyle paylaşıyor. Bulut bu keyifli ve gelir getirici uğraşın püf noktalarını ise Berete'ye anlattı. Sipahi köyünde sakin Ayşe Bulut, hobi olarak başladığı sevda çiçeğinden şimdilerde ciddi bir gelir elde ediyor. Yılın 12 ayı üzerinde çiçek bulunan sevda çiçeğini çok sevdiğini ve kendi için ayrı bir sera oluşturduğunu, kalanları ise satışa sunduğunu Berete'ye anlatan Bulut, satmaya kıyamadığı sevda çiçekleri de bulunduğunu ifade etti. İçerisinde bulunduğumuz serada sevda çiçeğinin hemen hemen her rengini görmek mümkün. Ayşe Bulut, yaklaşık 2 yıl önce hobi olarak başladığı sevda çiçeği yetiştiriciliğinden şimdi ciddi bir gelir elde ediyor. Evet, sevda çiçeği 12 ay çiçeği olan bir çiçek. Yaprağını dökse dahi çiçeği hiçbir zaman üzerinden eksik olmaz. Renkler, tonlar hep farklı farklı. Peki kaç yıl önce nasıl başladı bu sevda çiçeği aşkı? 2-3 yıl önce bir arkadaşın evinde gördüm. O verdi, getirdim, ektim. Bir daha çoğaltmaya başladım. Çoğalttıktan sonra bir arkadaş geldi. Yahu dedi, neden bu kadar güzel çiçeklerin vardır? Niye diyor kesip de satışını yapman? Yapamam dedim. Yaparsın, niye yapamazsın dedi. Sen üret, ben sana satarım dedi. Kestik, ürettim. Sattı. Ondan sonra sayfamda paylaşmaya başladım. Bu defa talep çok oldu. Yurt dışından getirmeye başladım. Tayland'dan getirdim. Türkiye'den aldım. İşte budaktan yetiştiririm, tohumdan yetiştiririm. Aldığım bir çiçeği kaybetmemek için her bir renkten 3 tane var bende. Kendime 3 tane ayırırım. Ondan sonra satışa geçerim. Karşıdakiler tohumdandır. Farklı çıktı. Onları satışını yapmıyorum. Onları kendime ayırdım. Arı döllenmesiyle olmuş. Aynen öyle, arı döllenmesiyle. Arı döllenmesiyle olduğunda renkler daha farklı çıkar. Fiyatları belli mi? Aşağı yukarı böyle bir sevda çiçeği. Yoksa hiç girmeyelim mi? Yani işte 100 TL'den 250-300 TL'ye kadar var yani çiçek. Peki zor mu çiçek yetiştirmek? Vallahi seven için zor değil.
Budaktan ve tohumdan üretim yaptığını söyleyen Bulut, bu çiçeklerin yılın 12 ay üzerinde çiçek bulunduğunu aktardı. Evet sayın seyirciler, bu haberimizle birlikte ana haber bültenimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelişmelerle karşınızda olmaya tabii ki devam edeceğiz. Hem mutlu bayramlar hem de mutlu hafta sonları diliyoruz. Yeniden ekranlarda karşınızda oluncaya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu akşamlar diliyoruz. Aksa 1. Lig'de 28. hafta karşılaşmalarının tümü bugün oynandı. Alınan sonuçlarsa şöyle. Miracle Karşıyaka 3, Esentepe 3, Mustafa Hacı Ali Yılmazköy 0, Girne Halk Evi 1, 4 Yol 4, Mor Menekşe 1, Yeni Erenköy 1, Baf Ülkü Yurdu 4, Yeni Boğaziçi 5, İncirli 1, Düzkaya 2, Lapta 1, Binatlı 2, Yalova 1, Pera Larnaka Gençler Birliği 1, Yunumar Maraş 2. Mausa Türk Gücü'nün sezon bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ettiği Aksa Süper Lig'de 28. hafta yarın saat 16.30'da oynanacak 6 karşılaşmayla başlayacak. Programsa şöyle. Göçmenköy Gönyeli, Yonpaş Dumlu Pınar Küçük Kaymaklı, Mesarya Çaynapazar Gençlik Gücü, Hamitköy Mausa Türk Gücü, Merit Alsancak Yeşilova Türk Ocağı Limasol, Cihangir Çetinkaya. Süper Lig'de 28. hafta heyecanı pazartesi akşamı saat 19.30'da Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı'nda oynanacak olan Doğan Türk Birliği Lefke mücadelesiyle tamamlanacak. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Puma Kadınlar Ligi'nde bugün saat 11.30'da 2, saat 16.30'da ise 1 karşılaşma oynandı. Ligde bugün yer alan karşılaşmalarda alınan sonuçlarla yarının programı ise şöyle. Küçük Kaymaklı 6, Binatlı 0, Hamitköy 2, Doğan Türk Birliği 1, Merit Alsancak Yeşilova 0, Çaynapazar Gençlik Gücü 7. Ligde yarın saat 16.30'da Taşkınköy Kursan, 1461 İskele Trabzon ve Vadili Dance Construction Mausa Spor Akademisi maçları var. 2022-2023 Osman Çetinbaş Büyük Bayanlar Ligi sona erdi. Lefkoş Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final serisi ikinci maçında Vakıfları 3-1'lik skorla yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi seride durumu 3-0 yaptı ve şampiyonluğa ulaştı. Doğu Akdeniz Üniversitesi bayanlarına şampiyonluk kupası ve madalyaları Nafi Çetintaş, finalist vakıflara kupası ve madalyaları ise Betül Çetintaş tarafından verildi. Bu arada Osman Çetintaş Büyük Erkekler Ligi'nde vakıflar seride 2-1'lik üstünlük yakaladı. Final serisi ikinci maçında vakıflar Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni 3-0'lık skorla mağlup ederek seride durumu 2-1 yaptı. Serinin üçüncü karşılaşması 25 Nisan Salı akşamı Mausa Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda oynanacak. Kuzey Kıbrıs Karting Derneği'nin organize ettiği ve ana sponsorluğunu Kale Boya'nın üstlendiği Kuzey Kıbrıs 2023 Kale Boya Rock Cup Karting Şampiyonası yarın başlıyor. 6 yarışlık bir takvim açıklayan Kuzey Kıbrıs Karting Derneği sezonun ilk yarışını Cemsa Sporting Center'da yapacak. Sabah 8'den itibaren serbest antrenmanlar, teknik kontroller ve yarışçı bilgilendirme toplantısıyla başlayacak olan organizasyon saat 10'daki resmi antrenmanlarla devam edecek. Heyecan 11'de start alacak olan sıralama turlarıyla artacak. İlk ayak 12, final ayağı da 13.45'te başlayacak. 4-6 yaş arası minik sporcuların gösterisi ise 15-15'te yapılacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Alçak basın sistemiyle serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında bulunan yurdumuzda bugün hava parçalı çok bulutlu olacak. Rüzgar kuzey ve batıdan orta kuvvetli esecek.
Hava sıcaklıkları Lefkoşa'da 9-25, Gazi Mausa'da 13-24, Girne'de 14-22, Güzelyurt'ta 10-26, Lefke'de 13-22 ve İskele'de ise 12-23 derece dolaylarında olacak. Bölgemiz denizlerinde de bugün hava parçalı çok bulutlu geçecek, rüzgar kuzey ve batıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Deniz orta dalgalı, tahmini dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş mesafesi iyi olacak. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu.